geçen herkese teşekkür ederim. Başta öğrenciler, Mine Deniz, Yusuf, Nadire, bunlar kotardılar bu işi. Buraya kadar gelmesinde bunlar benim çok fazla. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca ODTÜ'nün kurum olarak fizik bölümünün, Fenerbahçe Fakültesi Dekanlığı'nda ODTÜ Rektör Bölümü sağladığı destekler içinde huzurunuza şükranlarımı sunarım. Ben bu konuşmamda bilimsel bir konuşma yapmayacağım. Hayatımda bazı sahneler anlatacağım. Çok fazla uzatmayacağım işi. Okul öncesi dönemde hatırladığım, ben Konya'nın Borukkalı köyünde, 20 kilometre mesafede, orada doğdum büyüdüm. Babam oranın ilk öğretmeni idi. Köy enstitüsü mezunu bir öğretmeni babam. En küçük yaşlarda hatırladığım sahneler 4 yaşlarında falan olmalı. Köy, şehir isimlerini duyarım. Köy, şehir. Babam nerede? Köyde, şehirde falan. Köy, şehir böyle. Yerleşim yeri ismi olarak bir isim bilmiyorum. Bir gün babam Konya'ya gitti, şehire gitti. Bir akrabamız kamyonuyla geldi, babamı sordu. Ben babam şehirde dedim. Ha, babam Konya'ya mı gitti dedi. Konya adını da ilk defa o zaman hatırlıyorum. Allah Allah, ben şehire gitti diyorum, diyorum kendi kendime, o Konya'ya mı gitti diyor. O zaman düşündüm ki demek ki bir yerleşim yerlerinin bir adı var. Sonra gitti babam olmayınca, eve geldim anneme, bu köyün adı ne anne dedi. Borukkalı olduğunu da o zaman aklımda hatırlıyorum. Demek ki okul öncesinde böyle isimler öğreniliyormuş. Sonra ilk öğrenim döneminde ilkokulda, ilkokulu ben köyde okudum. Resim yapmaya çok meraklıydım ben çocukluk yaşlarımda. Bu resim yapma merakım lise sona kadar devam etti. Çok kitap okudum. Okulun, babam okulun öğretmeni olduğu için okulun kütüphanesi, kütüphane dediğimizde bir camını dolaptı yani. Doluydu. Kitaplar, dergiler, ansiklopediler vardı. Ben oradaki kitaplar, ansiklopediler, dergiler hepsini okudum. Silme. Okuduğum kitaplardan birisi de Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah'ıydı. İlk okuduğum kitaplar. Bir de babam köy enstitüsü öğretmeni olduğu için köy enstitüsü öğretmenlerinin bir özelliği var. Onlar aynı zamanda meslek de öğrenirlermiş. Babam demircilik mesleğini öğrenmiş okulda. Okulun bir de demircilik atölyesi vardı. Ben o atölyede boş zamanlarımı orada geçirirdim. Böyle aletlerle falan oynamak çok hoşuma giderdi. En çok kullandığım aletler pense, kerpede, çekiç, tornavida, teneke makası. Malzeme olarak da tel, teneke, ahşap malzemeler, tahta, çıtarlar. Ben onlarla o kadar çok çeşitli oyuncaklar yaptım ki. Şimdiki aklım olsa onların hepsini toplardım. Sunma yakına verirdim. Belki bir oda açacaktım. İstanbul'daki oyuncak müzesinde. Hatta kabaklardan falan araba yapardım. Tozun toprağın içinde köyde. Bıçaklarla, çentiklerle iz yapardım. İlkokul dönemim öyle geçti. Ortaokulda yine resim merakım hiç durmadı, devam etti. Kitap okudum. Ama çok iyi çalışkan bir öğrenci değildim ama resim merakımdan dolayı biyoloji dersi ortaokulda çok hoşuma giderdi. Çünkü biyoloji öğretmenimiz bu böceklerin falan iç organlarının resimlerini hep onları anlatırlar, öğretirlerdi. Ben de çok iyi çizdiğim için o resimleri
biyoloji öğretmenimiz beni çok severdi. İyi resim yapıyorum diye. Lisede, yani bir de ortaokulda bir de matematik öğretmenimiz vardı. O öğretmenimiz de çok iyi bir öğretmendi. Onun yazısı da çok güzeldi. Yazısı çok. Yani o zamana kadar gördüğüm öğretmenler içerisinde yazısı en iyi olan ortaokula gelene kadar oydu. İyi de ders anlattı. Lisede resim merakım hala devam etti. Hatta bizim lisedeki müdür yardımcılarımızdan Reşit Bey resim dersine gelirdi bize. Çok severdi o da bizi, öğrencilerini. Ben kendi kendime resim malzemesi, çantası falan da yapardım. Tuvaller kendim hazırlar yapardım. Çıtalarımı kendim çerçevelerini yapardım. Yağlı boya, sulu boya takımlarım vardı. Şimdi yok, üniversiteye geldikten sonra resimle uğraşmam. Tabii bir de lisede en önemli, benim unutmadığım saham alanlarımdan birisi, anlarımdan birisi, lise üçüncü sınıf. Lise üçüncü sınıfta bir fizik öğretmenimiz geldi. İşte benim fiziği seçmeme sebep oldu. Haftada en az bir saat fizik laboratuvarı yapardık biz. Sadece fizik dersini de düzenli laboratuvar yapardık. Diğer derslerde çok düzenli laboratuvar olmazdı. O bakımdan deney çok önemli eğitimde. Bunu çok önemsiyorum ben. Sonra yüksek öğrenime geçtiğimizde benim 1967 yılında mezun olduğum lisede o zaman üniversite sınavları ODTÜ ayrıca tek başına sınav yapıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi tek başına sınav yapıyordu. Eğitim enstitüleri ayrı bir sınav yapıyordu. Bir de merkezi üniversite sınavı diye bir şey vardı. Orada da 8-10 tane üniversite vardı o grubun içinde de. 4 tane üniversite giriş sınavına girdim. Lisede mezun olduktan sonra. İlk cevap ODTÜ'den geldi. Hemen geldim kaydımı ODTÜ'ye yaptım. Diğerlerine bakmadım, almadım diye yani sonuçta. İyi ki öyle yaptım. Lisans seviyesinde, hazırlıklı okuduktan sonra 4'te lisans seviyesinde. Düzenli spor yapmak çok faydalı. Sabahki Kanada'dan bağlanan Bekir Kaya arkadaşım da söylemiştir. Ben 3. 4. sınıflarda spora, düzenli spora başladım. Spora devamlı düzenli başladıktan sonra notlarımda anormal bir iyileşme oldu. Biz her gün muntazam spor yapıyoruz, duşumuzu alıyoruz, yıkanıyoruz, kafamız dinleniyor. Masanın başına oturduğumuz zaman her okuduğumu anlıyorum o zaman. Böyle sürekli oku, hiç anlamadan sayfaları çevir, hiçbir faydası yok. İnsanlar, gençler, öğrenciler, o ilkokuldan itibaren başlamalı bence. Sanat, sporla mutlaka ilgilenmeli, hobi gibi ilgilenmeli. Müzikle olsun, resimle olsun, mutlaka bir sanat dalıyla, bir de spor dalıyla mutlaka ilgilenmeli. Çok faydalı olur. Hem bedenen, hem zihnen, hem ruhen faydalı olur. Yüksek lisans, lisanstan mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi'ne gittim. Orada asistan olarak girdim. Orada yüksek lisans doktora programı olmadığı için tekrar ODTÜ'ye geldim. Dört kimya bölümü. ODTÜ'ye geldim fizik bölümünde. Benim lisansım fizikten olduğu için fiziğe yüksek lisansa kaydoldum.
Ama o sırada bir arkadaşım haber verdi, teorik kimyacılar gibi asistanlık sınav açacaklarmış, haber olsun. Gittim, ona da girdim. Sabahki konuşan İskender Hocam, işte o zaman bölüm başkanıydı. Onun sınavı da kazandım. Onların sınavını kazanınca ben Erzurum'dan istifa ettim. ODTÜ'nün personeli oldum. Hem öğrenci oldum, hem personel oldum. Kaydımı da teorik kimyaya aktardım. Oranlı öğrencisi oldum. Yüksek lisansla doktoramı teorik kimyada tamamladım. Yüksek lisansla, tabii internet yoktu o zamanlar. Kütüphanede hep basılı dergiler gelirdi. Ben günümün yarısını kütüphanede geçirirdim. O gelen yeni dergilerde ne var ne yok falan diye onları incelemek için. Literatür takip etmek çok şey oluyor, faydalı bir şey oluyor. Şimdi oturduğumuz yerden, internetten, masamızın başında bakıyoruz bilgisayardan. Doktora sırasında tabii hesap yapıyoruz. Yaptığımız işte hesap deneyi değil. Hesap yapıyoruz ama şimdiki gibi, günümüzdeki gibi öyle hazır paketleri yok. Hesap bilgisayarda yaptığımız hesaplar programlarını kendimiz yazmak zorundayız. Ben Fortran öğrenmiştim lisans eğitimim sırasında. Çok da hoşuma gitmişti. Fortran'la program yazmak o kadar zevk veriyordu ki bana, satranç oynamak gibi geliyordu. Çok hoşlanıyordum. Bütün aklıma gelen problemlerimi programlayıp çözüyorum. Yani o zaman kendi programımızı kendimiz yaptığımız için böyle do it yourself, yourself metodu dediğim o. Kendi işini kendim yapıyorum. Kendim şirkende yayın bir şey. Tabii o insana hem zevk veriyor, hem istediğin her şeyi rahatlıkla yapabiliyorsun. Çalışma hayatımdan sahneler, işte Erzurum macerasını anlattım. Kısa sürdü, 6 ay kaldım bir yerde. Sonra ODTÜ teorik kimyada yüksek lisans doktora derecelerimi yaptım. Doktorayı bitirdikten sonra İngiltere'ye gittim postdokluk için. Ben İngiltere'deyken teorik kimya bölümü kapandı. Neden kapandığını İskender Hocam sabah anlattı. Döndüğüm zaman ben fizik orijinli olduğum için kapı dışarıda koyamayacaklarına göre fizik bölümüne aktardılar beni. Fizik bölümünün elemanı. Böyle olmuş oldum. Şimdiye kadar fizik bölümünde işte giriş o giriş. 1980'den beri fizik bölümündeyim. Evet, sonra bu arada tabii yurt dışlarında değişik sebeplerle gittik. Araştırma yapmak için, sabit kalmak için Amerika'da kaldık bir yer. Orada çok güzel günlerimiz geçti. Değişik ülkelere, kongrelere sebebiyle gittim. 5-6 ülke görmüş oldum. Bizim bir tane oğlumuz var, İhsan. Eşim, sevgili eşim, Figen, biyolog. Babası fizikçi. Ama bizim çocuk doğduğu zaman, ha dedim, tam bu olsa biyofizikçi oldu. Olmadı. Olmaz, olmaz. Küçüklükten beri İhsan arkeolojiye, tarihe meraklı. Biz de onun merakını hiç köreltmedik. Aksine destekledik. Sonunda da iyi bir tarihçi oldu İhsan. Bundan çok memnun olsun. Evet. Şimdi öğrencilerle ilgili çok anım var. Birkaçından bahsedeceğim. Hepsinden neden bahsetmiyorum? Hepsinden şu yüzden bahsetmiyorum. Şimdi bu gençler, benim sevgili gençler, öğrencilerim, beni iyi alıştırdılar. 65 yaşında bir toplantı, 70 yaşında bir toplantı. Herhalde her 5 yılda bir toplantı yapılacak. Geri kalan anıları onlara bırakıyorum. Şimdi çarpıcı olanlar. Bir gün
Birinci sınıflara freshman ders veriyorum, birinci sınıf. Öğrencinin birisi geldi, notunu beğenmemiş. Hocam dedi, ben bu dersi çok iyi biliyorum ben, bu üçüncü alışım dedi. Çocuğa bir baktım, nasıl baktıysa. Evladım dedim, söylediğin lafta bir tutarsızlık var. Çok iyi biliyorsan üç defa almasın. Üç defa aldığına göre bir şey bilmiyorsun, öğrenir misin? Çocuk mırıldanarak çekti gitti, hiçbir şey demedi. Sonra başka bir sefer, birinci sınıflara ders verdiğimiz zaman, sınav yaptık. Öğrenciler zaten hocaların odasına, sınav zamanı gelir, bir de dönem sonunda not verme zamanı gelir. Başka zaman hiç uğramazlar. Bir sınav yaptık, dönem sonu oldu bu. Bitti, notları vereceğiz. Bir öğrenci geldi, hocam dedi, benim derste mutlaka geçmem lazım. Niye geçmem lazım? Geçemezsem işte repeat edeceğim falan. O zaman önceden düşünseydim ya. Şimdi yapılacak bir şey değil. Güle güle dedim. Bir müddet sonra başka bir öğrenci geldi. Hocam benim bu derste mutlaka geçmem lazım. Niye? Gelemezsem probation olacağım. Önceden düşünseydim. Bu benim sorunum değil, ben yapacağım şey değil. O da gitti. Baktım bu başlatılacak gibi değil. Bizim odalarda tahta vardı. Eskiden, şimdi de var ya. Tahtaya şunu yazdım. Hocam benim bu derste mutlaka geçmem lazım. Aksi takdirde şöyle 5-6 tane şey sıraladım. Şimdi bekliyorum bir tane gelecek. Geldi zaten. Çocuk odama girdiği zaman yazıyı görmüyor. Beni görüyor. Doğrudan oraya. Aynı şekilde hocam benim dersten geçmem lazım. Öyle mi dedim? Peki. Dön arkana tahtaya bak. Hangi seçenek sana uyuyorsa karşısına bir işaret koy çık dedim. Baktı bir çocuk, büyük altından giderim çıktı dedi. Ondan sonra gelin olmadı. Size tavsiyem hocalara. Böyle bir şey yapın, öğrenciler için sizi rahatsız etmesin. Şimdiye kadar gelip gelmediler. Demek ki Fısıltı Gazetesi yayıyor böyle haberleri, herkes biliyor. Tez öğrencilerime gelince, benim tez öğrencilerim çok iyi bir yani, ben o bakımdan çok şanslıyım. Tez öğrencilerim lep deyince sadece leblebi değil. Buraya bir şey, her türlü çeşidini anlıyorlar maşallah ya. Becerikli insanlar, o bakımdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi çalışma hayatımda edindiğim tecrübelere göre üniversitede fen eğitimi öğretiminde yapılması gerekenler. Düşünüyorum da bizim öğrenciler lisans seviyesinde bilgisayar öğrenimine ve yabancı dile çok zaman harcıyorlar. Bunlar için harcadıkları zamandan dolayı kendi mesleki derslerine zaman azalıyor. Az zaman kalıyor ve iyi öğrenemiyorlar mesleklerini. Lise döneminde bu işin bitirilmesi lazım, üniversiteye öyle gelmesi lazım. Üniversiteye geldiği zaman öğrenci bilgisayar öğreneceğim, bilmem yabancı dil öğreneceğim falan diye hiç zaman harcamamalı. Bu çok zaman kaybettiriyor. Bu benim gördüğüm önemli konulardan birisi bu. Derslerde mutlaka uygulama yapılmalı. Uygulama çok önemli. Az uygulama yapıldığını düşünüyorum. Deney özellikle fen bilimlerinde uygulamalı, mühendislerde de olsun. Deney çok önemli. Deney şart mutlaka. Her dönem bir tane deneyli bir ders olmalı. Mutlaka bir deneyli ders olmalı. Deney insana çok şey katıyor. El becerisi katıyor bir. Düşünme becerisi katıyor. Yorumlama becerisi katıyor. O kadar çok şey kazandırıyor ki deney yapmak insana. Mutlaka deneyli bir ders olmalı. 8 dönem bizim programımız.
en az 8 tane ders deneyli olmalı. Her dönem bir tane, en az bir tane deneyli bir ders olmalı. Bu da öyle değil maalesef fizik programlarında. Böyle her dönem deneyli bir ders yok. Bu iyi bir şey değil. Stajın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Fen ile uğraşanlar için, mühendislik ve temel bilimlerle uğraşanlar. Staj deyince aklıma geldi. O 68, 69, 70'li yıllarda ben o yıllara civcivli yıllar diyorum. Bu öğrenci olaylarının çok olduğu zamanlar. ODTÜ olaylardan dolayı kapandı bir yaz. İkinci dönemi yapamadık. Kapandı, süresiz kapandı başlangıçta. Sonra süresi belli oldu. Süresiz kapanınca herkes tabii evine gitti, yurtlar da kapalı. Kimseye sokmuyorlar kampüsün içine. O zaman ben Konya'ya gideceğim, tabii ailemin yanına. Ne yapacağım Konya'da? Ya bari staj yapayım dedim. Yani fizikçilerin stajı yok ama olsun ben staj yapayım dedim kendimce. Bölüme geldim, ben de Konya'ya gideceğim. Orada staj yapmak istiyorum, bana bir yazı verir misiniz dedim. Şu aklı öğrenci, bizim öğrencimiz kurumumuzda staj yapabilir gibi. Öyle bir yazı verdiler bana sağ olsunlar. O yazıyı aldım, gittim Konya'ya. Benim bildiğim devlet kurumu olarak bir köy işleri vardı Konya'da. Oraya gittim. Yetkili kimse sordum. Çıktım yanına. Dedim ben böyle böyle ODTÜ'de öğrenciyim. Şimdi okulumuz kapandı. Boş durmamak için sizin burada staj yapmak istiyorum dedim. Adam baktı şöyle bir. Hangi bölümdesin dedi. Fizik bölümündeyim dedim. Fizikçiler ne yapar dedi. Şimdi ben burada biliyorum. Bütün mühendislik öğrenciler gelip fizikten ders alıyor. Fizikçiler her şeyi yapar dedi. Bütün mühendisliklere ders verdiğine göre her şeyi yapar. Tabii onlar mühendisler de staj yapıyor, alışık oldukları için. Adam biraz şöyle bıyık altından güldü falan dedi. Bizim kurumda öyle bir program yok, kusura bakma dedi falan. Staj yapamadım yani içinde bir ukde kaldım. Şimdi son günlerde bu sabah da hocam siz gösterdiniz temel bilimlerin durumunu. Anlaşılan o ki temel bilimlerin temeli yok. Bu çok önemli bir sorun. Çözülmesi lazım bu sorun. Ama çaresi var ya. Her sorunun bir çözümü yok. Çözümü var, çaresi var. Çare üniversiteye gelen öğrencileri iyi yetiştirmek. Onları kim iyi yetiştirecek? Üniversitede yetişen öğretmenler. Üniversitelerin yetiştirdiği iyi öğretmenler ilkokul, ortaokul, lisede iyi öğretmen olarak iyi öğrenci yetiştirecekler. Onların yetiştirdiği iyi öğrenciler üniversiteye geldiği zaman onlar iyi öğrenci olur. İyi öğrenirler. Tabii bunu yapabilmek için üniversite hocalarının da iyi olması lazım. Yani iş dönüp dayanıyor, üniversite hocalarının kalitesine geliyor. Üniversite hocası burada en önemli faktör benim görüşüme göre. İyi hoca, iyi öğrenci yetiştirir, iyi öğretmen yetiştirir. Onlar da gelsin ya. Bu çok önemli bir faktör. Tabii temel bilim olmayınca mühendislik de olmaz, teknoloji de gelişmez yani. Eğitim ve öğretmen böyle hafife alınır bir tarafı yok. Burada biraz emek harcamak, biraz para harcamak lazım. Şu kırmızı yazıyı mahsus küçük yazdım. Onun için harcanan para bir yazı, eğitim ve teknoloji merkezi yapmaya yeter. Yazıyı.
Şenay ben ilk defa 2005 yılında oluşturmuştum. O zaman şu yuvarlaklar yoktu köşelerde. Onlar da 2013 yılında ekledim. Sabah İskender Hocam bilimlerin hiyerarşisi falan diye bahsetti. Biraz andırıyor bunu. Şimdi bu şemanın aslında aşağıdan yukarıya ile yukarıdan aşağı yorumu farklı. Aşağıdan yukarıya yorumu şöyle. Matematik her şeyin ilacı diyelim. Lazım, herkese lazım matematik. İster sosyal bilimci olsun, ister hukukçu olsun, ister fen bilimci, mühendis, ne olursa olsun. Matematik tool, bir çeşit alet yani. O herkese lazım olan bir şey. Bilimlerin temeli, anası fizik bence. Ama fiziği iyi anlayabilmek için en azından iyi matematik bilmek lazım. Matematiği iyi olan fiziği rahat kavrar, anlar. İyi fizik bilen kimyaya kolay anlar. Kimyayı, fiziği iyi bilen biyolojiyi anlar. Aslında bu yukarıya doğru gittikçe dalların karmaşıklığının da bir göstergesi. Bunu bileceksin. Gittikçe karmaşıklaşıyor esasında yukarıya doğru gittikçe. Böyle gidiyor. Yukarıdan aşağı tefsiri şöyle. Şimdi televizyonlarda falan da çok karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Böyle bir sürü ahkam kesen insan var. Dinden, imandan bahseder, bilmem. Her şeyden bahseder, eder. Aman, cahil diyesi buraya değil. Sen daha tasavvufu falan ağzını almadan önce biraz felsefe öğren diyesi mi geliyor yani. Böyle aşağı doğru hep böyle gidiyor. En sonuna geleyim. Böyle bir sürü fizikçi var aramızda. Genel olarak bu camiayı, oradakileri kastetmiyorum, Türkiye'dekileri kastetmiyorum. Bir sürü fizikçi var, ahkam kesen. Ama bir matematikten bir haber. Göçeklik sınavlarından bir tecrübem aktarayım. Adayın birisi fizikten doçent olmaya gelmiş. Harmonik osilatörün potansiyel profilini çizdi. Çizemedi. Peki sorumu değiştiriyorum dedi. X karenin grafiğini çizdi. Onu da çizemedi. Bu adam fizik doçenti olmak için gelmiş. Ve cahil. Sen matematiğin yok, bir şeyin yok. Nasıl fizik doçenti olacaksın? İşte yukarıdan aşağı tefsiri de böyle. Son sözüm, laf fazla uzatmayayım. Bu Orkun kitabelerinden alınma bir söz. Bu söz söyleneli aşağı yukarı 13 asır olmuş. 13 asır önce bizim atalarımız 13 asır önce çalışmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu farkına varmışlar. Ve bunu taşlara kazımışlar. Çalışmanın, düzenli çalışmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu 13 asır önce taşlara kazımışlar. Ve son büyüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta en hakiki müşriklerindir diyor. Bu vecizenin de ne kadar doğru bir söz olduğunu ben hayatımda yaşayarak gördüm. Bunların üstüne daha fazla bir laf söyleyemem. İlginize çalışıyorum. Çıkalım.
çıkartma, çıkartma. Şöyle. 42 öğrencinin de. Tez öğrencilerimin 42 tane. Bütün hocaların nasip olsun. Hüseyin gel sen de. Emre hocam siz de gelin buyurun. Gel Emre. Gel. Selma gel. Nuri gel sen de gel. Öğrenciler gelsin. Fakülte git de benim öğrencim olan varsa gelsin. Gel. Nuri hocam senin yüzün biraz ışık düşüyor. Kapatamaz mı? Şimdi çay odasında pasta kesimi yapılacak. Hocamızın 70. yaş günü pastası ile beraber keselim çay odasında. Bu arada benim doğum günüm bugün değil. 7 Ekim. Benim doğum günüm 7 Ekim. Tekrar mı? İşte bu doğum günü. Tekrar. Kestir mi? Tamam. Kestir mi? 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 Kestir mi